Fikir Meydanı'ndan iyi akşamlar. Yine Türkiye'nin gündemini ordunun yetiştirdiği fikir adamlarıyla konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta iki konumuz var. İlki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yayınlanan bir video. İktidar mensuplarının Amerika'ya gideceğini ifade ediyor ve Amerika'ya bir vakıf üzerinden transfer eden paradan bahsediyor. İkinci konumuz da bugün yine Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Aylardır %14'te sabit. Ve son günlerde özellikle döviz kurunda yaşanan artışlar, bunun hayatımızı nasıl etkilediği, ekonomik anlamda neler yapılması gerektiğini konuşacağız. Kimlerle birlikte? Demokrat Parti Ordu İl Başkanı Doktor Selçuk Yücesen. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Eski Meclis Başkanı Ufuk Ünal'la birlikte. Ufuk Bey sizler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Orhan Gündoğdu da bizlerle birlikte olacak. İkinci bölümde aramıza katılacak. Onun da görüşlerinizi ekranlara taşıyacağız. O yüzden ilk bölümde 12'şer dakikamız var. Geniş bir değerlendirme. Ufuk Bey buyurun sizlerle başlayalım. CHP lideri bir video yayınladı ve dedi ki iktidar mensupları yurt dışına kaçacak. Ve para transferlerinden bahsetti. Hemen biraz bilgi vereyim. İktidar hemen cevap verdi. Bu para transferlerinin oradaki bir Türk okulu için, Türk öğrencilerinin okulunun yapılabilmesi için transfer edildiğini ve zaten CHP'nin dediği gibi bir durum olsaydı Amerika'nın buna müdahale edecek olduğunu ifade etti. Siz neler söyleyeceksiniz? Evet. Tabii grup o gün salı gündü zannediyorum. Grup toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu akşam böyle bir açıklamayı yapacağını ve saatini de verdi. Biraz da beklentiyi yüksek tuttu doğrusu. İddia da çok büyük bir iddia. Yani Cumhurbaşkanı'nın kaçacağı iddiası çok iddialı ve çok büyük bir iddia gerçekten. Dolayısıyla o saatte herkesi ekrana kilitledi. YouTube üzerinden yaptığı yayınla. Beklenti de çok yüksekti. Maalesef çok da kısa bir sürdü. Kısa bir açıklama oldu. Tabii içeriğine baktığımız zaman kendi içerisinde de aslında çelişen ifadeler oldu. Yani açıklamada. Yani Sayın Kılıçdaroğlu orada bence dersine iyi çalışmamış. İddianın altı doldurulamıyor. Fakat iddianın içinde de çelişkili ifadeler var. Şimdi diyor ki orada mesela işte Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan kaçacak. Ekibiyle beraber, ailesiyle işte yanında iktidar mensuplarıyla beraber nereye kaçacak? İşte Katar falan değil çünkü oralar hukukun olmadığı, hukuksuz ülkeler. Oraya giderse aynı gün, ertesi gün uçakla geri gönderirler. Amerika'ya kaçacak çünkü Amerika'da hukuk var. Şimdi Amerika'da hukuk varsa böyle iddia edilen bir para da ortada transfer oluyorsa hukuku olan bir ülke böyle bir şeyi de kabul etmez zaten. Yani aslında burada da bir tutarsızlık var. Tabii biz şimdi biraz ben inceledim. Bugün şöyle bir baktım. Muhalefet kanadı acaba ne düşünüyor? Hani böyle bir iddiaya nasıl baktılar, nasıl tepki verdiler diye. Nevşin Mengü'yü dinledim, gazeteci. Biliyorsunuz iktidara muhalefet, muhalefete de yakın bir gazetecidir. Onun YouTube'daki şeyini izlerken açıklamalarını bayağı bir eleştirdiğini gördüm. Yani böyle mesnetsiz, böyle dayanaksız bir iddianın altı doldurulmadan ortaya atılmasının çok yanlış olduğunu, çok acemici olduğunu ve bunun inanılır gibi olmadığını söylüyor. Yani yine Cüneyt Özdemir var, işte onu öyle bir baktım. O da benzer şekilde yani böyle komik ifadelerle hatta iftira denecek şekilde böyle ifadeler kullanarak bu açıklamayı eleştiriyor. Yani bu bahsettiğim gazeteciler aslında iktidara muhalif olan, muhalefete de yakın olan gazeteciler bunlar. Ve CHP içinde de bu iddialar aslında çok karşılık bulmadığı gözüküyor. Bana şeyi hatırlattı. Biliyorsunuz eski başbakanımız rahmetli Adnan Menderes'in idam edilmesini hatırlattı. O idam edildiği zaman
üzerine atılan, yani idam edilmesine gerekçe gösterilen en büyük etkenlerden bir tanesi ve en önemlisi uçakla kaçtığını ve yanında da 15 uçak altın götürdüğü iddiasını, işte o günkü komutanlar gazetelere emirvaki olarak bunu yayınlayacaksınız diye, biliyorsunuz cunta iktidarı, yani darbe yapan askerler, biraz da emirvaki gazetelere bu haberi yapacaksınız. 15 uçak altınla kaçıyordu, yakaladık haberini yaydırmaya çalıştılar. Yine en yakın işte 15 Temmuz'da yapılan darbe girişiminde yine bir iddia ortaya atılıyordu. Cumhurbaşkanı kaçacak, helikopteri hazır, uçağı hazır. Aslında böyle de bir plan vardı. Yani eğer darbe planı tutsaydı, Cumhurbaşkanı'nın da işte o özel korumaları, FETÖ'ye yakın olan, FETÖ'yle işbirliği yapan korumaları, sizi kurtaralım, kaçıralım deyip bir uçağa bindirip, işte oraya da altını koyup, sonradan da ya işte bak biz altınla kaçıyordu, yakaladık deyip, halkın gözünde darbeyi haklı hale getirme çabası içerisinde olduklarını da öğrendik daha sonra. Bu girişimleri gördük. Yine Sayın Kılıçdaroğlu 2014 yılında da aynı benzer iddiaları atarak, işte Sayın Erdoğan Sudan'a kaçacak diye kaçıp şey yapacak ama kaçsa da biz onu getirip yargılayacağız diyor. Yani aynı şekilde bakın 2014 yılında televizyon programında canlı olarak bunu söylüyor. Şimdi 2014 nerede, 2022 nerede? Yani bir iddia atıyorsunuz. Evet, bir para transferi var. Şimdi orada rakamsal anlamda da sıkıntılar var. Yani siz Cumhurbaşkanı'na bilmiyorum, küçük görüyor herhalde, 30 milyon dolar falan diyor. Yani milyar dolar dese hadi anlayacağız ama 30 milyon dolarla kaçmaz yani. Çok uzağa gidemez 30 milyon dolarla. Dolayısıyla sanki yani böyle 30 milyar dolar, 40 milyar dolar olsa belki diyeceksin ki ya böyle rakamlar var ortada. Bakıyorsunuz iki tane, üç tane vakıf Amerika'da bir yurt yapıyor. Gönderilen paralar yurtta, orada inşaata yatırılmış. Amerika'nın en büyük kentlerinden, en pahalı merkezlerinden birinde bir yurt inşaatı yapılıyor. Yani Türkiye'de, İstanbul'da yapsanız herhalde o da 30-40 milyon dolar tutar yani öyle bir bina. Ha şunu açıklayabilirsiniz, şunu iddia edebilirsiniz. Kardeşim siz bu kadar parayı Türkiye'den niye çıkarıyorsunuz? Ne hakla çıkarıyorsunuz? Böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Gerek var mı? Türkiye'den bu kadar döviz çıkıyor falan filan gibi iddialarla gidilse belki üzerinde hani konuşulabilir, düşünülebilir. Fakat işte 10 milyon dolar, 10 milyon dolar, toplamda 30-40 milyon dolar, 50 milyon dolar gitti. Sonra Cumhurbaşkanı da gidecek. Orada Amerika'da işte kendine Pensilvanya gibi işte şey kuracak falan filan. Ya böyle bir iddiaya görüyorum ki maalesef kendileri de inanamıyor, inanamamış. Yani CHP'lilerin içerisinde verilen tepkilere baktığımda bunun inanılmadığını görüyorum. Yani böyle bir şeyi söylerken kaçacak dediğinizde onun altını doldurmanız lazım. Yani böyle bir para transferi onun kaçacağı anlamına gelmez. Ve bu çok ağır bir iddia. Yine mahkemeye taşınacak. Yine ceza konusu olacak. Bu anlamda baktığımızda farklı sonuçlar çıkacak. Yine şöyle düşünmek lazım. Burada bir para transferleri var. Ama vakıflar üzerinden yapılan bu transferler var. Hangi amaçla yapıldığına bakmak lazım bunların. Ve bunu aslında Kılıçdaroğlu'nun değil de, yani CHP içerisinde birinin çıkıp ya bu tarz transferler yapılıyor, bu tarz para çıkışları yapılıyor diye eleştirme hakkına da sahip olabilir. Şu
şunu söylemek lazım. Toparlayalım onunla. İktidara gelmek istiyorsanız, bakın eleştireceğiniz birçok konu olabilir. Ekonomiyi eleştirebilirsiniz, hayat pahalılığını eleştirebilirsiniz, döviz eleştirebilirsiniz, farklı şeyleri eleştirebilirsiniz. Ama böyle altı dolduramayacak iddiaları ortaya atıp, ondan sonra altından da hiçbir şey çıkmadığı zaman, altı boş çıktığı zaman, bu sefer bir şey veriyorsunuz, işte diyorsunuz ki bir atıyorum şeye gidiyorsunuz, elektriği kesilen bir vatandaşın yanına gittim diyorsunuz, bakıyorsunuz, sonra haberlerde çıkıyor, vatandaşın elektriği kesilmemiş, açılmış. Açık elektriği şarterden kapatılmış. Yani bu tür iddialar çıkıyor. Yani ben burada aslında bir de o belgeler, gizli belgeler deniyor. Aslında açık belgeler. Yani Amerika'da isteyen o belgeyi müracaat edip alabilir. Yani ulaşılabilir belgeler, gizli belgeler de değil. O yüzden bu tarz iddiaları atarken bunlara daha dikkatli olmak lazım ve altı doldurulması lazım ki sonuç versin. Evet. Ve iddia ettiğiniz şey hedefini bulsun. Bulmadığı takdirde farklı anlam çıkıyor. Şunu kısaca söyleyeceğim. Sanki burada Cumhurbaşkanı'na bir operasyon falan deniyor ya, ben sanki Kılıçdaroğlu'na bir operasyon yapılıyor gibi algılıyorum. Sanki onun eline böyle tutarsız belgeleri verip inandırıp bunları açıkla, söyle bunlar çok önemli belgeler deyip sanki kandırıldığını düşünüyorum yani. Ya da AK Parti'nin oyu, yani Cumhurbaşkanı'nın oyu %10'a %15'lere düştü. İktidarı kaybedecek. İktidar elden gidiyor. Da bizim mi haberimiz yok bundan? Biz mi bilmiyoruz? Yani anketlerde %10, %15'lere, %20'lere mi düştü de Cumhurbaşkanı kaçma planları yapıyor, kaçma hedefi yapıyor. Hala en yüksek oya sahip olan lider olduğunu görüyoruz. Yani seçimi alır almaz o ayrı bir şey. Ama herkes şunu kabul ediliyor ki şu anda en yüksek oyu alabilecek lider olduğunu görebiliyor. Evet. O yüzden bu tür iddiaların altı doldurulmalı. Doldurulmadan böyle bir şey ortaya atılmalı, atılmamalı. Bu aynı zamanda bir müfteri durumuna düşmüş olur. Teşekkür ederiz. Selçuk Hocam, siz neler söyleyeceksiniz? Ben bakış açımı bu video üzerinden ifade etmek gerekirse şöyle, katıldığım bir nokta var. Üstüne üstlük de altını çizmek istediğim bir nokta var. Bu kaçtı, kaçacak, hazırlık yaptı vesaire işleri benim çok ilgi alanımda değil. Kişisel olarak da ilgi alanımda değil. Çünkü somut, subut etmiş bir plana dayalı bir şey olduğuyla ilgili ortaya koyulacak bir şey yok. Dün akşam Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamanın bu tarafıyla hiç ilgilenmiyorum. Çok üstünde durulmaya değer bir kavram olduğunu düşünmüyorum. Üstüne üstlük hadisenin bu şekilde lansmanı yapılmış olmasının, aslında hadisede videoda açıklanan, videoda ifade edilen ciddi hususun gölgede bırakılması şeklinde tezahür ettiğini de ne yazık ki ifade etmek gerekiyor şeklinde söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun o videodaki iddiaları çok ciddi iddialardır. Kaçtı kaçırıldığı işinden bahsetmiyorum. Şöyle bakmak lazım hadiseye. Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik durumu zaman zaman burada da arkadaşlarla beraber, katılımcılarla birlikte her platformda olduğu gibi tartışıyoruz. Ülkenin 128 milyar dolarlık Merkez Bankası döviz rezervinin eridiği, ne şekilde eridiğinin hala somut bir biçimde ifade edilmemiş olduğunu da hatırlatarak ifade etmek lazım. Daha yeni ihracat yapan iş adamlarının ihracattan elde ettikleri döviz gelirlerinin %40'ını Merkez Bankası hesaplarına yatırılmasının genelgele ya da tamimle her neyse zaruri hale getirildiği bir dönemin içerisindeyken, ki bunu bir zaruret, bunu biz yapmadık. Şu anki mevcut hükümet bu talimatı ortaya koydu. Yani neredeyse bir dolara dahi ihtiyacımız varken,
ülkemizin ekonomik şartları gereği, içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılar gereği her bir doların hesabını yapmamız gereken bir dönemdeyken, tasarruf da dahildir bunun içerisine, 67 milyon dolar gibi bir tutarın iki vakıf eliyle Amerika'da kurulmuş bir başka vakfa, Türkan Vakfı denen bir vakfa aktarılıyor olmasının irdelenmesi gerekir. Üstelik bu konu daha önce de sosyal medyada olsun, basında olsun gündeme geldi. Türgev ve Ensar ya da başka vakıflar, vakıfların kuruluş maksadı, amacı işletme kurmak, ticaret yapmak, kar elde etmek, bunlar olabilir. Bunlar yapılabilir ama vakfın asıl amacı muhtaca yardım etmektir. Muhtacı eksiklerini gidermektir. Hükümetin ya da kaynakların el vermediği yerlerde vakıflar eliyle en ücra köşedeki insanımıza, muhtacımıza dahi el uzatmaktır. Vakfın manası budur. Türk geleneğindeki vakıf anlayışı da budur. Yanılmıyorum herhalde. Dolayısıyla Ensar ve Türgev Vakfı üzerinden her ne kadar ismi işte öğrenci yurdu yapmak vesaire yapmak şeklinde ifade edilse de çok gerçekçi olmadığına dair işaretler ortadadır. ABD'nin Manhattan gibi, New York'un Manhattan bölgesi gibi dünyanın en pahalı bölgesinde bir gökdelen inşa edip bir kısmını Türkiye Büyükelçiliğine kiraya vermek ya da kira geliri elde etmek maksatlı bir yatırım yapmak yerine daha bu senenin başındayken bizim ülkemizde birçok öğrencimizin yurt bulamadığı sorununu ortaya koymamış mıydı insanlarımız, öğrencilerimiz? Daha ülkemizde öğrencilerimizi barındırmakla ilgili sorunlarımız varken bunları çözmek yerine 67 milyon doların ABD'ye bir vakfa aktarılması başlı başına bir hadisedir zaten. Başlı başına bir irdelenmesi gereken husustur. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ailesiyle beraber kaçma planı olarak düşünülmesi, kimileri böyle yorumlayabilir ama ben bu yorum sahibinde değilim, üstüne üstlük bu yorumla ilgili de şunu açıkça ifade edeyim. Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal bunu defalarca söyledi. Hala da söylemeye devam ediyoruz. Devri sabıkla geçmişin hukuksuzlukları, yolsuzlukları, geçmişin kanun karşısında hesap verilmesi gereken hususlarla ilgili bir devri sabık oluşturulacak, hesap sorulacak dediğimiz bu ortamda kim nereye kaçıyor mümkün değil. Kimseyi kaçırtmayız, onu da söyleyeyim. Demokrat Partili olarak bunu ifade edeyim, il başkanı olarak ifade edeyim. Dolayısıyla benim hadiseye bakış açım budur. Bir örnektir Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği hususlar. İzaha muhtaç, kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşılarak kamuoyunun vicdanının ikna edilmesi gereken hususlar barındıran bir örnektir. Bunun gibi yüzlerce, onlarca örnek olduğu ile ilgili kanaatler, şüpheler, işaretler Türkiye'nin her tarafında var. Türkiye'nin her bölgesinde var. Yine Sayın Genel Başkanımız bunu açık yüreklilikle, net bir cümleyle ifade ediyor. Moğol istilasından beter, kravatlı bir soygun düzeni kurulmuş vaziyette olan örnekler var. Şaibeler var. Ortaya koyulması, açıklanması gereken birçok husus var. 67 milyon dolarlık bir bağış kaynağının hangi helal kazançlardan, kimler tarafından, ne maksatla, hangi işler karşılığında bağışlandığı ile ilgili soru işaretleri var. Bu soru işaretlerinin izaha muhtaç tarafları var. Şeffaflık ilkesi gereği ortaya koyulması gereken hususlar sorulduğunda çoğu zaman tıpkı Ziraat Bankası'ndan kredi çeken tüpçünün kredisini iade etmemesiyle ilgili hususlar biliyorsunuz kamuoyunda gündeme geldiğinde sorulan sorulara ticari sır olarak cevap verilip üstünün örtülmesi hadisesi var. Birçok yerde bu tip konular varken bu konularla ilgili doyurucu, kamuoyunun vicdanını rahatlatmaya yönelik
ikna etmeye yönelik açıklamalar yapmak yerine hadise Sayın Cumhurbaşkanı'nın kaçması, kaçmaması, hatta onun ötesinde senin FETÖ'cün kaçtı, benim FETÖ'cüm kaçmadı. Biz 15 Temmuz'da kefenlerimizi giydik, çarpıştık, savaştık vesaireye, yani bir çeşit hamasete işin döndürülmesi, gene etrafından dolanılması, yine kamuoyuna doyurucu bilgi vermek yerine hamaset ile yanıt verilecek, yanıtlanacak bir ortama doğru sürüklenmek şekline dönüştürüldü. Samimi olmak lazım. İddiaları ortaya koyarken de samimi olmak lazım. İddialara cevap verirken de samimi olmak lazım. Dolayısıyla yolsuzluklarla ilgili ciddi şüphelerin, üstüne üstlük ekonomik durumumuzun ortada olduğu bir dönemde yurt dışına vakıf aracılığıyla, yurt dışında ABD gibi bir ülkede, hem de ki ABD ekonomik bakımdan dünyanın en büyük güçlerinden bir tanesi, bir iki vakfımızın 67 milyon dolar gibi devasa bir tutarda Amerika'da yatırım yapması, şu veya bu yatırımı yapması, o da ayrı bir tartışma konusu. Muhammed Ali'nin bilmem neredeki çiftliğini ya da malikanesini satın alması gibi hususların mutlaka ve mutlaka açıklığa kavuşturulması, vatandaşın bu konuyla ilgili tereddütlere sahip insanlarımızın, bu konuyla ilgili şüpheye düşen insanlarımızın ikna edilmesi dururken, hamaset ortamına tartışmanın sürüklenmesi başlı başına ayrıca bir soru işareti olarak ortaya koyuyor. Zaman o dediklerinizin hepsini gölgede bırakıyor. Maalesef öyle. Yani tartışmanın ana fikri oradan çıksa, ya dese ki asıl tartışılması, yani gereken, asıl tartışılması gereken konu, ey vakıflar, siz bu kadar parayı Türkiye'den çıkaracağınıza gelin Türkiye'de yapın bu yurtları deseydi, bu konu konuşulurdu, tartışılırdı, ama öyle bir noktaya geldi ki konu kaçacak, hazırlanıyor falan demek. Burada kısa bir reklam açacağız. Çok farklı bir şey orada. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını konuştuk. Ufuk Bey özetle tutarlı olmadığını söyledi. Hatta belki bu belgeleri Kemal Bey'e verenin Kemal Kılıçdaroğlu'na komplo kurmuş olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Selçuk Hocam kaçma iddialarını hiç göz önüne almadan, onu değerlendirmeden direkt bu paranın Türkiye'de bu ekonomik durum ve şartlarında neden Amerika'ya yollandığını, bu yolun yapılması gerekliliğini dile getirdi. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Orhan Bey de bizlerle birlikte. Orhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Orhan Bey, sizle birlikte diğer konumuza geçelim istiyorum. Evet. Ve diğer konumuzda... Ben iki kelime söylemek istiyorum. Yani konuklarımızın söylediği, konuştuğu konularla ilgili. Şimdi yavaş yavaş iklim değişmeye başladı Türkiye'de. Hani böyle işte özellikle İstanbul'da yapılan CHP mitinginden sonra... iklim hızlı hızlı CHP ve Millet İttifakı tarafına gelişmeye başladı. Bundan sonra bu tür ihbarlar, bu tür işte genel başkanlara falan gelecek olan bir takım bilgiler çoğalacaktır. Doğruluğu, yanlışlığı tabii zamanla ortaya koyulacaktır. İddialar olacaktır. Ben çünkü Türkiye'de bürokrasinin hani derler ya omurgalı omurgasız falan, hani böyle sohbet edilir. Sohbetlerde edilen o bürokrasinin Türkiye'de çok böyle omurgalı bir bürokrasinin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hemen birazcık böyle güç dengelerinin değiştiğini gördüğünüzde her tarafa kayan, her tarafa mesaj veren, sinyal çeken bir bürokrasi ile Türkiye karşı karşıya. Dolayısıyla yani o mitinglerden sonra, bu mitingden sonra ve önümüzde yapılacak olan farklı mitinglerden sonra aynı yoğunluğu eğer CHP ve Millet İttifakı bir arada tutabilirse, ben inanıyorum ki bu bürokrasiden gelecek için, kendi gelecekleri için çok daha farklı ihbarlar Kılıçdaroğlu'na da gelecektir, Meral Hanım'a da gelecektir.
Demokrat Parti Genel Başkanı'na Gültekin Bey'e de gelecektir. Gelecektir yani. Bunlar gelecektir. Dolayısıyla bu bunlardan başlamış olan bir ilkidir. İşin doğruluğu, yanlışlığı ya da işte arka planında ne olduğu önümüzdeki günlerde hepimiz tarafından tekrar izlenecektir diye düşünüyorum. Şimdi eğer ekonomiye gelecek olursak, ekonomi gerçekten evet, döviz artıyor, faiz evet, sabit tutuldu. Gerçekten şimdi Türkiye'de sıkıntının olmadığını, problemin olmadığını iddia eden insan varsa bu insanımız ülkemizde yaşamıyordur. Ya da özellikle kayrılan bir grubun içinde bulunan bir insan olabilir. Yani bu iktidardan nemalanan, onun vasıtasıyla kendini ayakta tutan bir insan olabilir. Onun haricinde ben inanıyorum ki 7'den 70'e Türkiye'de ekonominin gerçekten çok sıkıntılı sürece doğru gittiğini görmekteyiz. Yani burada şimdi dövizle ilgili önümüzdeki yani geçmiş olan günlerde bir tedbir alındı. Tabii bir anda indi, döviz düştü. Dedik ki tamam, yani bu iş hakikaten çözüldü herhalde dedik. Fakat görüyoruz ki dövizde yine yükselmeler var. Şimdi bu noktada aslında geçtiğimiz günlerde, aylarda görevden alınan iki tane, bir bakan, bir bürokratımızın yani haksız yere alındığını 7'den 70'e Türkiye'de ekonomiyi bilen insanların birçoğunun söylediği sözlerdi. Yani Maliye Bakanı'nı neden aldık görevden ya da işte hazinenin başında bulunan insanı Abal'ın günahı neydi? Neydi günahı? Şimdi madem ekonomi düzelecekti, bunların yaptığı bir takım yanlışlar vardı, o halde bugün niçin düzelmedi? Yeni gelen Maliye Bakanı, açık söylemek gerekirse ben hiç güven duymuyorum. Hiç, ben şahsen Orhan Gündoğdu olarak adam çıktığında ne söylerse söylesin benim buradan giriyor, buradan çıkıyor. Niye? Güven vermiyor adam bana. Yani öyle bir güven verecek bir şey yok. Yani insanlara güven verecek bir pozisyonu yok. Yani bu kişiyle ilgili de aslında ben Türkiye'de gariplikleri yan yana koymak istiyorum. Bu ne ilginç garipliklerdir diye de düşünüyorum. Yani bir tane adamın çocuğu, atıyorum, FETÖ'nün okulunda okuyor. FETÖ'nün bankasına 3-5 kuruş para yatırmış. Adam eğer memurmuş, açığa almışsın. Niye? O bankada param varmış. Ya adam diyor ki benim diyor param var diyor. Evet yatırdım diyor. Yani param var derken yatırdım diyor ama çocuğum diyor okulda okuyordu. Çocuğumun aidatını yatırdım diyor. Beri tarafta bakıyorsun adam boy boy FETÖ'yle beraber resim çektiriyor. Bakan yapıyorsun aynı adamı. Yani ben buradaki garipliği anlamıyorum. Yani altta gerçekten bu işin yani içinde olmayıp hasbelkader çocuğunu o okullara vermiş olan insanların bankalara, bankasıya yatırmış olduğu paralardan dolayı memurluğunu düşürüyorsunuz. Ama diğer tarafta FETÖ'yle yan yana resim çektiren, boy gösteren bir adamı da Maliye Bakanı yapıyorsunuz. Türkiye'nin en kritik bakanlığına getiriyorsunuz. Yani burada bir çelişki var. Türkiye'de adli mercilerin de uygulamaya koyduğu gariplikler var. Yani bu insanların geçmişte askere, geçmişte adalete güvenleri ne biçimde? Ama şu gün soruyorsunuz bu insanlara, adalete güveniniz nedir dediğinizde çok fazla güven duyulmuyor. Niye duyulmuyor? Yani eğer adil bir hareket olsa o insanı yargılama yoluna gideceksiniz. Yani suç duyurusuna bulunacaksın ama bulunamıyorsun. Niye? İktidarın Maliye Bakanı. Şimdi gelirsek maliyeye, yani böyle bir insanın Maliye Bakanı olduğu günde ne dedi? Döviz ama şu önemli Orhan Bey, bir 17-25 Aralık öncesini ve sonrası var. Onu da ayırt etmek lazım. Yani onu da ya 17-25 Aralık öncesi ve sonrası, elbette ki ona tamam dikkat etmek lazım. Ama yani
17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'yle Amerika'da şurada burada öncesinde resim çektiren adam yani çok da böyle masum bir insan değildir diye düşünüyorum. Yani neyse bu artık farklı bir konu ama şu Türkiye'de insanların güven duyması için devlet mensubiyeti çok önemli. Yani insanın devletle bütünleşme pozisyonu çok önemli. Yani devlet dediğimizde her şeyimizde güveneceğimiz bir noktayı görüyoruz biz millet olarak. Devlet bizim için çok önemli. Doğru. Bunun için devletin en önemli kurumunun başındaki kişi terör örgütü dediğimiz örgütle birlikte, örgütün reisiyle birlikte fotoğrafı çıkıyor. Bu o zaman ne oluyor? Yani bunu sormak lazım yani piyasaya. Şimdi dövize gelince, yani ne dedi? İlk Tayyip Bey'in açıklama yaptığı dövizin düşmeye başladığı gece ya da bir sonraki gün işte dedi, şöyle yaptık, böyle yaptık. Yani kendisiyle ilgili ve Tayyip Bey'in açıklamalarıyla ilgili Türkiye'de müthiş gelişmeler olacağını ve bu düşüşün bunun başlangıcı olduğunu söyledi bütün kamuoyuna. Ne oldu şimdi peki? Ne değişti de döviz tekrar hareketlendi, yukarı çıkmaya başladı? Yani bunun sorgulanması lazım. Yarın öbür gün çünkü bunun ucu bize dokunacak. İşte esnaf olarak Ufuk Başkan'a dokunacak. Neticede diyecekler ki ya şimdi bakıyorsunuz 3 ay 5 ay geçmiş aradan. Efendim örneğin asgari ücreti güncelleyelim diyorlar. Ya neyi güncelleyeceksin? Benim pozisyonum nedir? Ya da diğer insanların pozisyonu nedir? Nasıl güncelleyeceksin? Bizi nasıl güncelleyeceksin? Örneğin mesela en basitinden bir 2 hafta önce Adıyaman'a bir kamyon gönderdik. Hesapladık, kitapladık, 7 bin lira dedik, yakıt yakar git gel. 10 bin lira yaktı. Yani esnaf neyi nasıl düzenleyecek? Yani bunları giderken mazotun litresi... Arabanın motoru arızalı olmasın ha? Yok bak araba değil kamyon. Giderken mazotu atıyorum 22 liradan, 21 liradan aldık. Gelirken 22 liradan aldık en basitinden. Bunun için yani ekonomi işi en önemlisi güven işi. Yani... Eğer siz esnaf olarak da öyle değil miyiz başkanım? Yani şimdi adam bizi arıyor. Diyor ki abim çek senet kullanıyor musun? Kullanıyorum. İşte bana diyor bir çekini diyor atar mısın diyor. Bakayım inceleteyim diyor. Bak görüyor inceletiyor. Yazılmış mı çizilmiş mi bilmem ne olmuş mu bakıyor. Bir güven meselesi bunlar ya. Bugün yani en basit bir esnafın karşılaştığı pozisyonlardan girersek yani ekonominin çok biz ekonomist değiliz ama hayatın içindeyiz. Ekonomiyi her an her dakika yaşıyoruz. Şimdi pazara gidiyor muyuz? Pazara gidiyoruz. Markete gidiyor muyuz? Markete gidiyoruz. Bu bakan olanlar bilmem ne olanlar ne pazarı bilir ne marketi bilir abicim. Yani bunları bilen insanlar değil ki. Giden insanlar değil ki. Markete gidip de pazara gidip de şu anda boş torbayla geri dönüyorum diyen insanların haberlerini görüyoruz. Madem ekonomi iyi, neden böyle oldu? Ekonominin iyi olduğunu iddia eden yok ya. Bugünlerde yok. Özellikle. Yani var nasıl olmaz ya. Yani Cahit Bey var, o da görevinden alındı yanılmıyorsam AK Parti'de. Grup başkan vekiliydi. Daha bugün AK Parti milletvekili eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Yılmaz biliyorsunuz. Rakamlar ortada dedi. Türkiye'de Türk milleti dedi zenginleşiyor dedi. Rakamlar ortada. Türkiye'de Türk milleti zenginleşiyor. Evet. Ya bilmiyoruz tabii biz bu zenginleşme pozisyonu. Kimlerdir bu zenginleşme? Kimlerdir zenginleşiyor? Toparlayalım oramı. Evet yani onu bilmiyoruz ama şu anda dövizin ve dövizin yükselmesi tabii faiz yani tabii faize karşıyım diyor Sayın Cumhurbaşkanımız tamam faize ben de karşıyım. Ufuk Başkan da karşı. Yani kimse ver hepimiz karşıyız. Kimse ver faizi. Ama bir sistem var. Bu sistemi de uygulamak mecburiyetindesiniz. Dünyada bir sistem var. Eğer siz dünyadan kendinizi soyutlarsanız bu sistemi yani kendinize ait bir sistem kurabilirsiniz. Ama
bütün dünyadaki globalleşmiş olan ekonomiyi bireyselleştirmek ya da ulusal manada küçültmek mümkün değil. O zaman etkileneceksiniz. Yani Naci Ağbal'ın görevden alınış sebebi faizdi. Faizin yükseltilmesi, düşürülmesiydi. Özellikle Türkiye'de dövize yönelen insanların biliyoruz ki daha önceden faiz biraz yüksekken faize yöneliyorlardı. Şimdi siz faizin önünü kesince ister istemez dövize yöneldiler. Dövizin sabitlenmesiyle birlikte demek ki o da tutmadı ki bu şekilde tekrar rakamlar yükselmeye başladı. Bu noktada özellikle AK Parti'nin iyi niyetli olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Art niyet yok burada ama ekonomiyi bilen insanların, geçmişte ekonomiyi bilen insanlar AK Parti'de görev yapıyorlardı. Ama şu anda ekonominin çok fazla içinde olmadığına inandığım ve güven vermeyen insanların göreve gelmesiyle birlikte bu olay değişti diye düşünüyorum. Ve önümüzdeki günlerde inşallah yükselmez ama dövizin bu gidişle daha da yükseleceğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Selçuk Hocam, sizin de yorumlarınızı alalım. Siz neler söyleyeceksiniz? Şöyle, yanlış bir kuram üzerine Türkiye ısrar ederek her seferinde yanılmasına ve her seferinde rakamlar ortaya çıkan sonuç, müspet bir sonuç olmamasına rağmen ısrar etmeye devam edilen bir ortam içerisindeyiz. Merkez Bankası Başkanı bugün açıklamayı yaptı. Daha doğrusu dün, yok bugün mü? Evet. Beşinci kez faiz, politika faizi %14'te sabit tutuldu. 5 defadır üst üste politika faizi sabit tutuluyor. Ama dövizin önü alınamıyor. Bundan 2021 Eylül aylarıydı biliyorsunuz. 18 Eylül-Ekim aylarıydı sanırım. 18 liraya kadar dövizin çıktığı dönemde faiz sebep enflasyon sonuç dedik. Ya da kur kontrol altına almak için hamleler yapıldı. Döviz fırladı. Faiz aşağı düşürüldü. Döviz de düşürülecek dendi. Olmadı. Kur korumalı mevduat dendi. Yine faiz düşürüldü. %14'e kadar indirilen politika faizi 5 aydır sabit tutuluyor. Ama diğer taraftan kredi faizleri, bileşik faizler %25'lere dayandı. 25'leri aştı. Türkiye iç borcu tarihinde ilk defa iç borç ana parasını geçen bir faizle karşı karşıyayız. Faiz borcuyla karşı karşıyayız. Bugünlerde hükümetimiz, devletimiz, hazinemiz neredeyse bileşik faiz %28'lerden iç piyasadan borç bulur vaziyette. Bir taraftan emekliye 400 lira bayram ikramiyesi verebilmek için 10 milyar lazım diye açıklama yapıyor Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız. Ama öbür taraftan kur korumalı mevduat hesaplarında parası olan insanlarımız ki sayısı belli bunların. Türkiye nüfusunun %1-2'si ancak var bu nüfus. Bu nüfusa 30 milyar TL faiz ödemesini yapmak zorunda ya da yüklenmek zorunda kalan bir hükümetimiz, bir hazinemiz mevzu bahis konusu. Emeklimize 10 milyar TL veremezken kur korumalı mevduat faizinden hazine payına düşen, hazinenin üstlendiği bir 30 milyar TL var. Böyle bir ortam içerisinde ekonomi kurmaylarının az önce Orhan Bey'in ifade ettiği hususa ben de %100 katılıyorum. Ekonomi kurmaylarının ehliyetinin ve liyakatının son derece üst düzeyde sorgulanması gerektiği bir ortamda olduğumuz artık aşikar. Ve fakat şunu da ifade etmek gerekiyor benim bakış açımdan, penceremden. Bu kurmaylarla çalışmak,
bu kurmayları göreve getirmek bilinçli bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi tercihi. Kendi teoremi ki kendi ifadesidir. Faiz sebep, enflasyon sonuç. Bu da benim teoremim dedi. Bu da benim teorim dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve ısrar da ediyor bu teorisinde. Bu teoriye aykırı düşen Merkez Bankası başkanlarının tamamını görevden aldı. 20 ay içerisinde 4 kez Merkez Bankası başkanının değiştiği bir ekonomi ortamında ya da bir ekonomi yönetimi varlığında rakamlar, sayılar, göstergeler, bunları bir kenara bırakın. Çarşıda, pazarda, günlük yaşantımızda yaşadığımız milletimizin, esnafımızın, vatandaşımızın, işçimizin, köylümüzün, emeklimizin birebir sahada, çarşı pazarda yaşadığı ekonomik sıkıntının alabildiğini arttığı, Pinokyo TÜİK dediğimiz, nereden nasıl buluyor o rakamları bilmiyorum ama TÜİK rakamlarıyla bile enflasyonun %70, ENAK dediğimiz bağımsız kuruluşlar tarafından ise %157 enflasyon açıklandığı bir ortama sürüklenmemiz gösteriyor ki bugüne kadar Çin modeliyle başlayan, sonra Türk modeline dönüşen, sonra ne olduğu pek de anlaşılamayan model üstüne modellerle, karar üstüne kararlarla sürüklendiğimiz ya da bugüne kadar geldiğimiz, bundan sonra nereye gideceğimiz de meçhul olan bir ortam içerisinde yuvarlanır gider vaziyetteyiz. Ekonominin kontrolü yetki ve sorumluluk sahiplerinde midir sorusu artık ciddi bir şekilde vatandaş tarafından da, şahsen benim tarafımdan da sorulur hale geldi. Herhangi bir iyileşme işareti bütün alınan kararlara rağmen göremiyoruz. Her alınan karar dönüyor, dolaşıyor, terse çıkıyor. Dış güçlerde yok Ukrayna savaşıydı, yok oydu, yok buydu, bir sürü bahaneler ortaya koyuluyor. Ama bahaneler hiç mi geçerliliği yoktur? Elbette etkileri vardır. Elbette dünyada da bir ekonomik daralma var. Elbette başka ülkelerde de enflasyonda artış var. Bunları yatsımamak lazım ama sorumluluk sahibi, yetki sahibi olanların da tutarlı politikalarla, uluslararası ekonomik teoremlere uygun ekonomik teoremlerle, tedbirlerle tedbir alıyor. Ve bu tedbirlerle, aldıkları tedbirlerle de bir takım şeylerin önüne geçiyor olabilme durumu beklentidir. Fakat bu beklentiyi maalesef Türkiye'de son 6 aylık, 7 aylık dönemde görme, yaşama, müşahede etme şansına Türk milleti olarak sahip olamıyoruz. Bundan sonraki süreçte sahip olur muyuz sorusu da kocaman bir soru işareti olarak ortada. Dolayısıyla ekonomi yönetiminde artık Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir takım ısrarlarından vazgeçerek bir takım ehliyet ve liyakat sahibi insanların göreve getirilmesiyle birlikte yeniden bir ekonomik plan program hesabı yapması gerektiğini düşünüyorum. Bunun yerine bir takım başka manipülasyonlarla, başka gündem çalışmalarıyla ekonomik gündemin Türkiye'de gündemden çıkarılması mevzu bahis konusu değildir, mümkün de değildir. Çünkü vatandaşımızın çok ciddi bir kısmı, %98'i neredeyse artık orta direk diye bir kavramın bile kalmadığı, fakir kesimin giderek daha fakirleştiği ve sayısının çoğaldığı bir ortam içerisinde enflasyonla boğuşan, geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığını alabildiğine yaşayan insanlarımızın çokluğu ortadayken artık yeni bir bakış açısı, yeni şeyler söylemek, yeni şeyler yapmak gerektiğini ifade etmek lazım. Hükümetimizden de bu yönde beklenti sahibi olmak, muhalefet partisi olmayı ya da muhalefet üyesi olmayı falan hiç bir tarafa bırakın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak herkesin talebi artık bir şeyler yapsın hükümetimiz diye bekliyoruz işin doğrusu. Döviz kurunda yaşanan artışlar var. Malum ekonomideki gidişat var. Sizin yorumlarınız neler olacak? İki konuğumuzu dinledik. Evet, şimdi geldik Türkiye'nin en önemli meselesine. Hep söylüyoruz, Türkiye'nin en önemli meselesi terördü birinci sırada.
Ama çok şükür onda bir mesafe alındı. Şu anda terör artık ikinci sıraya düştü. Birinci sırada maalesef ekonomi ve enflasyon almaya başladı. Şimdi Türkiye'de ekonomik anlamda her şey iyi gidiyor. Yerli yerinde evet artış var ama bunlar da normal artışlar demek mümkün değil. Yani bunu ben kimsenin söylediğini, söyleyebileceğini düşünmüyorum. Söylediğinde de yadırganacağını, kendi içinde de inandırıcılığını kaybedeceğini düşünüyorum. İşte biraz önce ki konuyla alakalı Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediğini kendi taraftarları bile inandıramazken, işte bugün ekonomi iyi gidiyor deseniz kendi taraftarlarınızı da inandıramazsınız maalesef. Şimdi maalesef dolar 16 lirayı geçti. 16.30'larda. Euro da 17.30'larda, 17.40'larda o seviyelerde dolaşıyor. Şöyle bir baktığımız zaman 20 günde, bir ayda %10'un üzerinde, %15, %20 artışları görüyoruz. Dövizde, dövizdeki artış. Tabii biz ticaret yapıyoruz. Zannediyorum Orhan abiye de aynı şeyler oluyordur. Hemen güncellemeler geliyor. Fiyat güncellemeleri. İşte şu ürünlerde fiyatlarımız şu şekilde değişmiştir. Ve peşinden bir mesaj daha geliyor. Lütfen fiyat almadan fiyat vermeyin. Yani günlük fiyat alın noktasına geliyoruz. Bir ara dövizi kontrol altına aldık. 12'lere, 13'lere düş, 12'lerden işte 12,5, 13'lerdeyken hani bir rahat nefes aldık. Dedik ki buralarda kalacak. 13 olur, 14 olur. Yani 15'te olmaz gibi baktık. Dolayısıyla bu da bizi memnun etti. Evet biz toparlanırız, hızlıca toparlanırız, hızlıca büyürüz. İhracatlarımız artar. Ama bir düzen tutmamız lazım. Bakın Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Beşinci, dördüncü, beşinci defadır sabit tuttu. Şimdi döviz niye artıyor? Amerika FED, Amerikan Merkez Bankası açıklama yaptı. Faizi artırma kararı alacağını söyledi. Yine Avrupa Birliği Merkez Bankası açıklama yaptı. Ağustos'ta, Eylül'de faizi artırabiliriz dedi. Şimdi bu söylentiler, Türkiye'de de tabii sabit tutulacağı belli. Bu söylentiler dövizi tırmandırmaya başladı. Döviz artmaya başladı. İşte 14.90'lardan, 80'lardan 15 küsüre, şimdi de 16 küsürlere çıktı. Yani döviz artarsa ne olur? Döviz artarsa her şey olur. Bakın döviz arttığı için mazota, benzine güncellemeler geliyor. Düzenli olarak fiyat artışlarını görüyoruz mazotta, benzinde. Evet, maalesef tekrar geliyor. Bir güncelleme söz konusu oluyor. Döviz arttığında enerjiyi dövizle alıyoruz, elektriği, doğalgazı. Dolayısıyla onlar da artıyor. Döviz arttığı için bütün ham maddeler, inanın bana Türkiye'de de üretilenler de dahil olmak üzere döviz üzerinden satışa sunuluyor. Yani bir ürün alıyorsunuz, biz tekstilciyiz, bir kumaş alıyoruz. Bu kumaşın fiyatı ne kadar? Metresi 50 lira. Değil. O kumaşın fiyatı metresi 4,5 dolar, 5 dolar. Yani adam dolar diyor. Yani yarın dolar neyse o kardeşim. Yani dolayısıyla bu sürdürülebilir değil. Şimdi ben iktidarı, hükümeti, yani çok samimi bir mücadele verdiğini görüyorum enflasyonu düşürmek için. Ve devletin birçok gelirini de feda etti burada. KDV'ler düşürüldü gıdada, temizlikte biliyorsunuz. Vergiler alınmadı birçok yerde. Sonra çok ucuz krediler verildi işte şeylerle alakalı da, yeni inşaat sektörüyle alakalı da. Düşük kredi, hepsinin bir maliyeti var. Fakat... Bunların hiçbiri o fiyat artışını engelleyemiyor. Fiyat artışı devam ediyor. Yani fiyat artışının ana sebebi nedir dersek, ben şunu çok rahat söyleyebilirim. Ana sebebi
şu anda dövizin artmasıdır. Döviz 7 lira olsaydı, biz petrolü, mazotu neyle alıyoruz? Dövizle alıyoruz. Bugün 22 liraysa 11 lira olacaktı o zaman. Yani elektrik de aynı şekilde düşecekti. Dolayısıyla ham madde fiyatları da otomatikmen döviz üzerinden fiyatlandırıldığı için onlar da o fiyatlarda olacaktı. Yani bu sürdürülebilir değil bu anlamda. Bununla ilgili bakıyoruz. Şimdi şuna da değerlendirmesini yapalım. Ya ekonomik anlamda bu kadar sıkıntı yaşıyoruz ve muhalefetin konuştuğu şeylere bir bakıyoruz. Abdülhamit Han işte şöyleydi, böyleydi. Atatürk havalanın ismini değiştirdiler. Cumhurbaşkanı Amerika'ya kaçacak. Ya kardeşim, ekonomiyi konuşun ya. Yani hem iktidarda hem muhalefette ekonomi üzerine bir hareketlenme var mı? Bir açıklama var mı? Bir çalıştay var mı? Ekonomik çalıştay. Yani biz bunu nasıl düzeltiriz? Muhalefet çık kardeşim, sen de ki ekonomik çalıştay yap. Profesörleri getir, uzmanları getir. Bununla ilgili neler yapılabilir, nasıl çalışma yapabiliriz? Çık açıklama yap. Biz bu ekonomiyi böyle düzelteceğiz. Biz bu doları, euroyu, biz geldiğimizde dolar, euro göreceksiniz, yarı fiyatına düşecek. Yok böyle bir şey. O nasıl düşecek onu açıklayacaksınız. Nasıl düşüreceğinizi açıklayacaksınız. Bunun için de ciddi bir çalıştay gerekiyor. Aynı şekilde iktidarın da, hükümetin de bu konuya çok ciddi eğilmesi gerekiyor. Bakın burada her defasında anlatıyoruz, met ediyoruz. İHA'ları, SİHA'ları, savunma sanayindeki gelişmeleri met ediyoruz, anlatıyoruz. Doğalgaz aramalarını, sondaj gemilerimizin çalışmasını burada iftiharla anlatıyoruz. Dış politikadaki tutarlı tutumunu ben kendime göre tutarlı olan hareketlerini iftiharla, gururla anlatıyoruz duruşunu. Ve başarısını konuşuyoruz. Ama gel gelelim ekonomiye. Ya ekonomide sıkıntı yaşıyoruz ama çıkıp da ya bu işi gaşıyla gözüyle düzeltmenin mümkün olmadığını görmek lazım. Birilerinin de söylemesi lazım. Yani bu iş kaşla gözle olacak şeyler değil. Yani dolar çıkarken, euro çıkarken, petrole de zam geldiğinin akşamı ben Sayın Nebati Bey'i dinliyorum. Diyor ki biz diyor artık diyor hani bazı şeyleri toparladık, artık ekonomiyi tetikleyen şeyleri de kontrol altına alacağız dediği gün zaten açıklama yapılmış. Yani petrol artmış, doğalgaz artmış, efendim şeyler artmış, yani fiyatlar artmış, her şey dolar euro almış başını gitmiş. Yani bu böyle bir şey açıklamanın bir mantığı yok. Dolayısıyla burada ben işte falan yere gidiyorum, toplantı yapıyorum, oraya gidiyorum, işte yurt dışında değil ya. Yani enerjimizi buna sarf etmektense ciddi manada bu ekonomiyi çözmek lazım. Şu anda ben şunu çok açık söyleyebilirim. AK Parti'nin çok büyük bir rakibi var. Çok güçlü bir rakibi var. Bu ekonomi, bu enflasyon. Şu anda maalesef AK Parti'nin rakibi muhalefet partileri diyemiyorum yani. Diyemiyorum çünkü böyle bir şey yok. Yani şu an ekonomi hepsinin önünde geliyor rakip olarak. Ve kararsızların birçoğu da ekonomik sebeplerden dolayı kararsız. Bu sürdürülebilir değil bu gidişat. Eğer biz doları, euroyu tutamazsak, doları, euroyu tutamadığımızda petrolü, doğalgazı, enerjiyi zaten tutamayacağız. Çünkü ona endeksli olarak gidiyor. Dolayısıyla bu fiyat artışlarının önüne geçmemiz mümkün değil. Bakın hükümet çok kararlı adımlar attı. O pandemi döneminde çok ciddi destekler verildi. Kredi destekleri verildi, KGF'ler verildi. Hep konuştuk burada. Çok ucuz krediler verildi. Ne oldu bu krediler? Ne oldu biliyor musunuz? Bugünkü duruma gelmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi oldu. Yani en büyük sebebi de oldu diyebiliriz. İnsanlar, ihtiyacı olmayanlar o döviz şeyleri aldı, düşük kredileri. Dövize yatırdılar, altına yatırdılar. Baktılar ki oradan daha kolay para kazanılıyor. Yani oturduğun yerde ben bunu çok iyi biliyorum. Ya ben kredimdeki parayı aldım,
onunla 3 tane araba aldım. O 3 arabayı sattım, kredimi de kapattım, şu kadar karım var diyen şahısları ben biliyorum, kişileri biliyorum. Yani arkadaşlarımız var. Yani bu herkesin yaptığı bir şey maalesef. O yüzden daha yeni yeni artık o kredilere bir sınırlama getiriliyor. Yani şu şekilde ödeyeceksiniz. Yurt dışında aldığınız o çok düşük faizli krediler var. Öyle elini kolunu sallayıp alamıyorsun. Bir proje getiriyorsun, bir fatura getiriyorsun, sana da ödemiyorlar. Direkt o projeyi ödüyorlar, o faturayı ödüyorlar ve oradan alıyorsunuz. Yani ben geldim işte düşük kredi alacağım. Al, ne yapacaksın? Git ev al, git araba al, git altın al, git döviz al. Böyle bir şey yok artık yani. Dolayısıyla şimdi son yapılan açıklamalarda işte düşük faizli ev kredilerinin açıklandığını görüyoruz. Açıklanır açıklanmaz. Ev kiraları arttı. Her şey, ev kirası arttı. Fiyatlar, ev fiyatları 2 günde 3 günde katlandı ve şimdi onlar kim yaptı bunları diye onları toparlamaya zaman harcıyoruz. Ki bizim tecrübelerimiz var geçmişten. O KGF kredilerinde biz bunları yaşadık. Dolayısıyla yeni bir şey çıkarırken onun bir zehir veriyorsak panzehirini de koymamız lazım ortaya. Yani bir ilacını koyacaksınız. Yani bu nasıl kötü kullanılır, biz bunu nasıl engelleriz kötü kullanılmasını. Yani bunlar ciddi bir çalışma gerekiyor. Dolayısıyla ben AK Parti'nin artık bütün eforunu, bütün gücünü bu ekonomiye vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani muhalefetin de ekonomik anlamda ciddi çalışmalar, hani bu hamaset söylemler, boş söylemler ya da işte dedikodu gibi şeyleri konuşmaktansa ekonomik anlamda yapılan yanlışları dile getirip doğruların da ne olduğunu ortaya koyulması gerekir. Ya bakıyoruz, geçen Muharrem İnce konuşuyor, ya o bile bir şeyler hazırlamış. Hani Muharrem İnce ana muhalefet partisi değil, iktidar muhalefetin büyük ortaklarından da değil. Ama bakıyorsunuz diyor ki tarımda şunları yapacağız. İşte ekonomide bunları yapacağız. Bir şeyler hazırlanmış. Bir şeyler hazırlamış kendince. Biriyle, profesörlerle görüştüm, danıştım. Bunları yapacağız. Ya bizim artık bu işi çözmemiz lazım. Yani bugünkü enflasyonu biz %50-%60 diyoruz ama herkes kendi ticaretindeki artışlardan enflasyonun ne kadar olduğunu görebiliyor. Ki %50-%60 bile sürdürülebilir bir enflasyon değil. Ben bazı ürünlerde 10 günde, 15 günde, 20 günde %20 arttığını gördüm. %15, %20 artışları gördüm. Bakın bu çok tehlikeli bir yere gidiyor. Biz başkanım, marketlerde günlük 2 günde bir artış yapıyorlar. Ya yani artık artış yapmak için eleman tutuyorlar. Ya onları da kontrol etmek artık zabıtayla, polisle de olmuyor. Yani başka türlü bir şey gerekiyor ve artışı niye yapıyorsun demek de artık çok mantıklı olmuyor. Çünkü girdi maliyetleri artıyor. Enerji maliyeti artıyor. Petrol, doğalgaz artıyor. Bakın bizim nakliye ücretlerimiz çok ciddi arttı. Çok arttı. Kargo ücretleri, nakliye ücretleri işte biraz önce Orhan abi bahsetti mazot parasında. Ya artık bir yere bir iş için araç gönderirken mazot hesabı yapmaya, benzin hesabı yapmaya başladık. Ya bu iş kurtarır mı, kurtarmaz mı? Getirisi olur mu, olmaz mı? Bunun hesabını yaptık. Ve ben şunu çok açık ve net söylüyorum. AK Parti'nin en büyük rakibi şu anda ekonomidir. Eğer AK Parti rakibiyle mücadele etmek istiyorsa, savaşa girmek istiyorsa, rakibine galip gelmek istiyorsa ekonomiyi çözecek. Başkanım, bu işi bitirecek. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani 2000'li yıllardaki karşılaşmış olduğumuz ekonomik kriz peşinden AK Parti'yi iktidara getirdi, evet, arkasından. Yani bugünkü karşılaşmış olduğumuz kriz de AK Parti'nin yani gitmesi için hazırlanan bir zemin midir yani? Boş tencere hükümet yıkar. Kesinlikle. Rahmetli Süleyman Demirel. Şimdi böyle bir tarih, zemindir. Evet. Evet, ben de buna katılıyorum ama
O zaman farklı şeyler vardı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı başarılı bir İstanbul Belediye Başkanlığı yapmıştı. Evet. Ve halkın umudu olmuştu. Bir umutla insanlar, bakın %21'den DSP %1'lere %1,5'a düşürdü bu halk. Tabii. Yani öyle anavatan hep bitti gitti. Ezbere oy veren bir halk değil bu halk. Evet. Yani her şeyi görüyor. AK Parti bu kadar iktidara taşıdıysa bugüne kadar, yapılan yolun, suyun, işte hastanenin, postanenin, havaalanının, limanların, her şeyin bunda etkisi var. Okulların, her şeyin etkisi var. Başarının etkisi var. Fakat eğer bu halk başarısızlığı görürse o fikrini de değiştirebilir. Yani burada da işte şey çıkıyor, hani güvenilebilecek bir isim ortaya çıkıyor. Yani bir isim arayışı var. Bu isim arayışı. Yani ben burada şunu çok açık söyleyebilirim. AK Parti'nin o 2010'lu, 11'li yıllarda, 15, 16, 17 yıllarına kadar, 18. yılı, hatta 17-18'i de sayabilirim. O yıllara kadar gösterdiği ekonomideki başarıyı tekrar göstermesi gerekir. Kadroları tekrar gözden geçirmesi gerekir. Peki başkanım, o dönemdeki ekonomi yapısını, ekonomi yönetimi şu anda AK Parti'de halen duruyor mu? Ya sürekli değişiyor, özellikle ekonomide. Hepsi de yani, istifa etti, ayrıldı şimdi, herhalde yani, anladığım tabii kadarıyla. Ki, İşte 3-4 defa ekonomi bakanının değiştiğini biliyoruz ki ben Sayın Bakan'ın da çok uzun süre kalabileceğini çok düşünmüyorum bu ben anlamda. Ben de düşünmüyorum. Yani Bağımsız Merkez Bankası Başkanı bile 4 kez değiştiyse. Şimdi bununla ilgili gerçekten bir çalıştay yapılması lazım. Yani gerekirse uzmanlar, profesörler, yani aynen pandemide nasıl bir bilim kurulu oluşturulduysa profesörlerden, ekonomide de bir bilim kurulu oluşturulmalı. Ve buna başkanlığı da Cumhurbaşkanı yapmalı. Hani mesela, Maliye Bakanı da değil. Asıl mesele de o. Direktör Cumhurbaşkanı yapmalı. Bence de benim bakış açımca da o kurul kurulsun eyvallah, ama Sayın Cumhurbaşkanı'nı ikna edecek bir kurul olması lazım o kurulun. Bu vaziyet onu gösteriyor. Bu kurul bizim zaten bakın pandemide kurulan bilim kurulu karar verici bir kurul değil. İstişare kurulu. Yani orada bir tavsiye istişare mi? Yapılmalı, tavsiye Hı. yapılmalı. Yoksa bilim kurulundan alınan kararlar uygulanacak. Şöyle yani geriye dönüp baktığımızda. O kararlara istişareye önem verilmeli. Diletmemek lazım, inat etmemek lazım. Meşveret yapılmalı bu evet. anlamda. Değerlendirilmeli ve bizim bir an önce, bakın Türkiye güçlü bir ülke, Türkiye büyük bir ülke. Biz bunu son yıllarda görüyoruz. Herkes Türkiye'nin bakış açısına bakıyor. Bir hamlesiyle bütün dünyayı kendine çevirebildi. İşte İsveç ve Finlandiya NATO'ya girecek mi, girmeyecek mi? Almıyoruz, şey vermiyoruz, onay vermiyoruz. Sebebi de budur. Dediği anda bütün dünya Türkiye kararlıdır. Gelin onu ikna edelim. İşte Macron arasın, Alman Başbakanı arasın, öbürü arasın. İkna edelim Türkiye'yi hevesine, çabasına girdiler. Niye? Çünkü Türkiye önemli bir ülke. Eskiden olsaydı belki Türkiye'ye hadi oradan neyi vermiyorsun bakalım, hemen imzayı at şuraya diyebilirlerdi. Artık böyle diyebileceğiniz bir ülke yok. Ve şunu da biliyoruz, bizim dostumuz da yok. Bütün herkes ekonomik olarak Türkiye'yi çökertmek için bir mücadele içerisinde dış ülkeler. Ama biz içeride bunlara imkan verecek ortamı oluşturmamalıyız. Gerçekten öyle ya. Buradan çünkü çıkmalıyız. Türk'ten başka biz. Dostu yok diyenler boşuna derler. Ve Türkiye sadece kendi de değildir. Türkiye'ye ümit bağlayan birçok ülke de var aslında. Hani Türkiye'nin güçlü olması ve Türkiye ile beraber hareket ederiz diye düşünen birçok ülke de var. Şu da doğru başkanım. Mazlum milletlerin hakikaten umudu Türkiye. Kesinlikle umudu yani Türkiye'dir. Baktığı Türkiye, açı, baktığı yön güçlü Türkiye. Güçlü bir ülkedir. Evet. Dış politikada gayet güzel kararlar alınıyor. İleriye dönük petrol, doğalgaz aramalarımız hızlandı. Birçok şeyde iyiyiz. Fakat bu şekilde ekonomi sürdürülebilir bir ekonomi değildir. Değil. Ve bir an önce bunun çözümüne bakılması gerekir. Yani biz artık aylık giderimizi hesaplayamıyoruz. İmalat sektörü de buna dayanamıyor. Üretim sektörü, istihdam eden insanlar, yani insanların dayanma gücü gerçekten azaldı. Tarımda yani ayrı.
projeler hazırlanmalı, ayrı planlamalar yapılmalı. Başkanım, ekonomide, sanayide ayrı planlamalar yapılmalı. Bugün doğal gazla üretim yapan bir fabrika işte ilimizde geçmişte 500 bin lira 50 milyar lira aylık doğal gaz tüketirken bugün 500 bin lira doğal gaz ücreti ödemek zorunda kalıyor ve dolayısıyla ürüne yansıtıyor bunu. Hem ürüne yansıtıyor hem de dönüşmekte zorlanıyor. Bugün 500 milyon her ay yani bir yere doğal gaza bir maddeye vermek ve istihdam ettiğin insanlar var. Yani. Eğer ekonomiyi çözeceksek bir döviz işini çözmemiz lazım, iki enerji işini. Biz enerjide en azından kendimize yetecek enerjiyi üretmeliyiz. Evet. Biz en azından kendimize yetecek kadar tahıl, gıda ürünlerini depolamalıyız. Gerekirse ihracatını da yasaklamalıyız bunların. Yani bu anlamda Türkiye'deki fiyat artışlarının önüne geçmek için bunu yapmalıyız. Çünkü dünya sıkıntıda, dünyada ekonomik bunalım var. Dünya senin ürününe talip oluyor. Bana ver. Kaç lira kardeşim? 5 liraysa 10 liraya ver diyor. Öyle otomatikman onun fiyatını yukarı kaldırıyor. Makarna üretimi İtalya'dan sonra bizim elimizdeymiş ve ciddi manada makarna ihracatı varmış. Ama işte buğdayları da orada kullanınca buğdayı da ithal ediyoruz. Tabii onu evet. da ithal ediyoruz. Evet. Yani böyle bir çelişki var. İnşallah bu sorun çözülür de biz Türkiye hepimizin Türkiye'si. Yani o parti marti meselesi değil. Aynen, bu parti evet. üstü bir meseledir. Geleceğimizle ilgili inşallah düzelir diye umut ediyoruz. İnşallah diyelim. Ben çok teşekkür ederim değerlendirmelerinize. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim bu hafta da iki konuyu değerlendirdik. Kimle? Demokrat Parti Ordu Başkanı Doktor Selçuk Yücesan, Orhan Gündoğdu ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Eski Meclis Başkanı Ufuk Ünal'la birlikte haftaya Perşembe akşamı saat 21'de tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.